Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemden ve babamdan habersiz yurt dışına çıkıyorum. Hem de kardeş ülkemiz Azerbaycan'a. Herkese selamlar. Evet, doğru duydunuz. Yurt dışına çıkıyorum. Hayallerimden biri olan yurt dışına çıkma planını bugün gerçekleştiriyorum. Yükseklik korkum var ama uçakla gideceğim. Delleniyorum, fıttırıyorum. Şu an bir cesaret geldi. Kafayı yiyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl tek gideceksin uçakta? Tabii ki de tek gitmeyeceğim. Bu sabah yengemle amcam uçakla Azerbaycan'a uçuyor. Saat 12'de. Ben de onların yanında gideceğim. Hatta biletimi bile aldım. 18 bin lira para verdim. Tabii ki de bu parayı kumbaramda birikmiş olan yarışmalarda kazandığım parayla verdim. Ve bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil, dört gün değil. Tam tamına 5 gün orada kalacağız. 5 gün. Evet, Azerbaycan'a ilk ayak bastığım anda, otele girdiğim anda babam ile arayacağım görüntülü. Ve diyeceğim ki ben Türkiye'de değilim. Artık ben Azerbaycan'dayım. Uyurken çıkacağım tabii. Çünkü yengem ve amcamla konuştuğum 3 saat önceden orada olmamız gerekiyormuş. Yani sabah 8'e direkt çantayı alıp biu uçacağım. Bu hayatımda aldığım en riskli iş olabilir. Çok stresliyim. Ama sabah 8'de kalkmış olurlarsa da şu çantayla gideceğim. Derim bakkala gidiyorum derim çantayla. Zaten hep çantayla gittiğim için bir şey çakmazlar bence. Hayat kuralları çiğnemek için vardır. Annem ki zaten bunu gece konuşuyorlardı yengem ve amcamla. Annem izin vermedi. Ama izin almam gerekmiyor anne. İzin almam gerekiyor mu? Hayır. Ben kafaya koyduğum her şeyi yaparım. İzleyin bunu da. Evet, orada neler yapacağız? Uçakta ineceğiz, annemi arayacağım dediğim gibi. Sonra orada otele gideceğiz, gezeceğiz. Yemeklerini tadacağım. Türkiye'ye döndüğümde de annemginin tepkisini çekeceğim. Bilerek çekiyorum arkadaşlar. Fazla tepki vermesinler diye. Belki kamerayı görünce biraz yumuşarlar. Hiç zannetmiyorum. Delireceğim ben ya. Buradan da Azerbaycanlı kardeşimize selamlar. Geliyorum Azerbaycan. Bekle beni. Arkadaşlar bu arada Azerbaycan parası bana atmış. Ben tabii ki bütün parayı harcadığım için param bitiyor. Oraya biraz para konusunda yengem ve amcama güvenerek gidiyorum. Gideceğiz bakalım ya. Onlar halleder artık. Evet, bu video 100 bin like gelirse sıradaki istikamet Amerika. Tamam neyse, hadi bavul hazırla. Bavulumu hazırlıyorum, çek. Evet arkadaşlar, Azerbaycan'a gitmeden kelime öğreneceğim şimdi. Kalan kaç saat kalmışlar bilmiyorum işte. Diyeceksiniz ki annenle baban nerede? Nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun? Kuzey nerede? Tabii ki onlar da Gözde abla ile. Yengem dediğim bu arada Gözde abla arkadaşlar. Tanıyorsun zaten. Onlarla gideceğim Azerbaycan'a. Onlar da şimdi Gözde abla ile oturuyor. Yani 16. kattalar. Ben evde tekim, o yüzden böyle rahat konuşuyorum. Şimdi biraz kelime öğrenelim. Bavulu ondan sonra hazırlayalım. Azerbaycanca kelimeler. Meneğim boyum olsa da 1.50. Seni yukarı kaldırırım 1.50. Çaşmak. Şaşmakmış. Aynı bu arada arkadaşlar. Yani ben oraya gitsem, Türkçe konuşsam anlarlar yine. Çatmak. Gelmek, ulaşmak. Ben buraya çattım yani, Türkler de kullanıyor. Danışmak, konuşmak. Tamam, aynı şey. Darıksmak, sıkılmak. Darılmaktan geliyor. Lan aynı lan. Don. Don elbise mi? Ne oluyor lan? Fikirleşmek, düşünmek. Evet, başlıyoruz. Evet, en sevdiğim pantolon. Bu pantolonu götürüyorum ben de. Belki giderken bunu giyerim. Çok güzel bir pantolon. Bir bu. Evet, babam verdi. Calvin Klein. Üstümüzü götürüyoruz. Bunu da attık. Evet, bu üste gideceğim zaten. Bir de altımda grey şovman var. Bunlar da beni bir gün tutar orada. Bunları da bir gün giyerim. Şakir kardeş. Bir tane polar alalım. Belki soğuk olur. Buranın derecesini bilmiyorum. Ama burayla aynı gibi arkadaşlar. Tamam. Şimdi elbise alıyoruz. Azerbaycanca da ne? Anladınız siz. Evet arkadaşlar, kimliğimi de aldım yanıma. Pasaporta gerek yok. Direkt kim lan? Direkt kimlikle girebiliyoruz. Olmazsa olmazımız. Bu olmadan yaşayamam zaten. Ve Apple Watch'ımızı da götürüyoruz. Başka. İşte şöyle bir siyah kapşonumuz var. Bunu da götürelim. Yanımıza havuz şortu da alalım. Orada havuza da geliriz otelde. Üşendim, almıyorum. Evet, bir tane eşofman daha. Bunu da götürüyoruz. Eğer böyle plan devam ederse sabah görüşürüz. Arkadaşlar yeni kalktım. Saati size söylüyorum. Saat tam tamına 7.50. Şimdi ses çıkarmadan çıkmam lazım. Çanta biraz küçük geldi gibi. Sığmadı. Giderken şu tişörtümü giyeceğim. Üstüne de şunu giyeceğim. Hadi arkadaşlar, o zaman gizlice çıkalım artık. Türkiye'm, özleyeceğim seni. Sorunsuz bir şekilde çıktık. Şimdi videoyu devam ettirebilmek için telefonu uçak moduna alacağım. Elbet kaçacaklar çünkü. Beni evde göremeyince arayacaklar. Ama ulaşamayacaklar. Arkadaşlar şimdi Gözde abla gibi bekliyorum da.
Babamgille burada karşılaşırsak var ya olay olur. Ne diyeceksiniz, niye çantayla gidiyorsun? Arkadaşlar kilo sınırı varmış. 8 kiloyu geçince almıyorlarmış. Ben de gitmeden önce evde çantayı tarttım. 4 kilo geldi. Bakın uçak korkusu yemin ederim yok ama şimdi karın ağrısı başladı ya. Bakın uçak korkusu yok ama aile korkusu var. Her şey sizin için arkadaşlar. Şimdi havalimanına geldik ama bir sorun çıktı. Annemin babamın da burada olması gerekiyormuş. Ama şimdi Gözde ablayla Serkan abi halletmeye çalışıyor. Bakalım. Hep bir sorun, yemin ederim. Sorunsuz geçmiyor. Bu videoyu izlediğiniz zaman zaten bu olay halledilmiş olur. Bizim uçak şu 12.45 olan THY Bakü. Bakalım daha sorun halledilmedi. Halledilecek mi? Maalesef iptal oldu. Şimdi eve dönüyoruz. Dermişim. Yanımda kim var? Gözde abla ve Azel Kuş. Evet, sorunu hallettik. Serkan abi sağ olsun aralara birini soktu. Elini kolunu hallettik. Uzattı her yere. Şu an saat tam 12. 12.40'da gideceğiz. Ve telefonu uçak moduna aldım. Annemin haberi yok. Gözde abla hepsi senin yüzünden bu arada. Vallahi sen de telefonu uçak moduna al da ararlarsa bize ulaşamazsınlar. Ben aldım, çoktan aldım. Ben arkadaşlar, kendimi kasıyorum, hemen alıyorum uçak moduna. Şimdi de uçağı göstereceğim size. Bineceğimiz uçak bu. Burada Gözde abla TikTok videosu çekiyor. Beni inşallahlayacak cumartesi günü. İyice batırdık vallahi yani. Beni inşallah engellemezler, beni reddetmesinler. Vazgeçsem mi? Daha ne? Nasıl vazgeçeceksin? Çıktık artık. Şu an biraz tırsım gibi. Arkadaşlar 40 tane yerden geçtik. Böyle üstümüze kadar soyundu. Harbi 2-3 saat bekledik arkadaşlar ya. Terledim artık, terledim. Havaalanının tuvaletindeyim. Çok stresliyim. Karnım ağrıyor stresten. Herkesin olur. Bilenler bilir. Son kaç dakika kaldı? 12-10 ve yarım saat. Muhtemelen 20 dakika sonra uçağa binmeye hazırlık yapacağız. Gidiyoruz bakalım neler olacak. Annemlerden hala haber yok. Herhalde bakkalda olduğumu zannediyorum. Şimdi bakkaldan 2 saate geçiyorum. Hem de cam kenarını istedim. Bilerek. Arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum. Başka benim diyecek korkutma hiçbir şey Gözde yok. Gözde abla korkutma ya. Çünkü dün adamlar döndü, dedi ki Salim gidemez. Salim üniversiteye hazırlanacak. Ya ne alaka? Hem uçak korkum var şu an. Hem de aile korkusu var. Atlatacağız, sıkıntı yok. Çok kötü lan. Lan. Allah Allah. O ciddiyim. Acayip kötü. Arkadaşlar hiç o oğlum, kadar çok... Hayır. Korkulacak hiçbir şey yok. Yemin ederim. Aletini zannediyorum. Oh, wow, gördün mü? Arkadaşlar, bana başım hiçbir şey yok, şaka benim yaptım. De. Benim de yükselince başım ağrıyor. Benim de midem bulanıyor. Bana paraşüt verin, ben atlayayım burada. Daha bu çok düşük. Nasıl düşük? Daha nereye çıkacak bu kadar? Sen bir çık bakalım yukarılara. Arkadaşlar göstereceğim size, buna düşük diyor Gözde abla. Daha da yükseliyor, durmuyor lan. Evet arkadaşlar, şu an Azerbaycan Bakü'deyiz. Yorucu bir gün sonunda otele geldik. Aşırı yoruldum çünkü heyecandan evde 3 saat uyudum. Uçakta zaten yolculuk 2,5 saat sürdü. 1,5 saatte orada uyudum. Şimdi Azerbaycan'da saat 6.06 ama Türkiye'de 5.06. 1 saat ileri. Bugün pek fazla bir şey yapmayacağız. Ben size otel odasını tanıtacağım, göstereceğim. Sonra amcam ve yengemle akşam yemeğine gideceğiz. Ben de hazırlanacağım arkadaşlar. Annemin şu anda var ya, meraktan kafayı yiyordur. Bu çocuk nerede? Ama ben Azerbaycan'dayım. Şu olaya bakar mısın? Size odamı tanıtayım. Arkadaşlar burada klasik banyo var. Burada ben varım. Bu odada tek kalıyorum arkadaşlar. Çanta almıştım.
Bu yetmediği için bir tane çanta götürdüm biliyorsun. Burada deodorantlar, tişörtler, pantolonlar falan var. Burada da iki sivit, iki pantolon var. Burada yine ben varım. Televizyonumuz var. Yatağımız var. Ve en beğendiğim kısmı size göstereceğim. Manzarası acayip güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Azerbaycan'a bayıldım bu arada. Arabada gelirken aşık oldum resmen. Azerbaycan'da oturanlar belki burayı bilir. Haydar Aliyev adına İdman Sarayı. Şurası da sirkmiş arkadaşlar. Bakın tamam Azerbaycan güzel. Beğendim. Çok güzel hatta. Ama şöyle bir sorun var. Tek Wi-Fi ile iletişim kurabiliyorum. Yani telefondan birini aradığım zaman her dakika boyunca bana 25 lira fatura geliyor. Eğer interneti açarsam 500 MB 300 lira fatura geliyor. Yani ben dışarı çıktığımda kimseyle iletişim kuramayacağım. Tek kötü yanı bu arkadaşlar. Odayı biraz dağıttım 10 dakikada. Yorgunluktan kombin bile yapamıyorum. Şöyle gideceğim. Nasılım? Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Azerbaycan marketine geldik. Şimdi buradan Azele mama alacağız. Ondan sonra akşam yemeğe gideceğiz ama markette değişik değişik ürünler var. Hatta size göstereyim. Yengeçli cips var. Ketçap değil ketçup. Çok değişik şeyler öğreniyorum burada. Bakın tuz değil. Duz lan Salim. Salim yazıyor zaten. Tuz değil arkadaşlar burada. Tuza duz deniliyor herhalde. Arkadaşlar bakın ne buldum. Nuh'un Ankara bak. Artık buradan da çıkalım akşam yemeğine gidelim. Keşfedeceğimiz daha çok şey var. Biz akşam yemeğine geldik. Yemeğin yarısını bitirdim. Yemeği size göstermek istemiyorum ama Azerbaycan yemekleri gerçekten güzel. Şimdi yemeği yiyip otele gideceğim. Biraz dinleneceğim. Orada görüşürüz. Arkadaşlar akşam yemeğinden geldik. Ben uyumuşum. Annem bile aramayı unuttum. Hem de daha iyi oldu. Daha çok merak etsinler. Şu an saat Azerbaycan 9:14 geçiyor. Yani Türkiye'de 8:14. Ben kahvaltıya inmedim. Çünkü bir yarım saat, bir saat daha uyuyacağım. 10:30'da da çıkacağız. Azerbaycan'ı gezeceğiz. Ben size oradan görüntü gösteririm. Akşam geldiğimde de artık annem bile arayacağım. Ve akşam da 11:00'de Manchester United Galatasaray maçı var. Evet. Ve şöyle bir şey var. Azerbaycan kanalında ücretsiz yayınlanıyor. Buradan izleriz belki. Geç gelmezse. TikTok'a giremiyorum ya. Dışarıda da hiç WhatsApp'a, Instagram'a giremiyorum. Ben bir yarım saat daha uyuyayım. Sonra duşa girerim. Sonra gezmeye çıkarız. Ben ne kadar rahat bir adamım. Annem gibi beni merak ediyor ki. Arkadaşlar kombin aynamızın karşısındayız. Böyle giyindim şimdi. Çıkacağız. Arkadaşlar yanlış katta inmişim ya. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar Azel'i hastaneye getirdik. Biraz halsiz gibi, ateşi falan yok da. Bakalım inşallah iyileşir. Arkadaşlar bakın kimleri buldum. Merhaba. Azerbaycan'dan takipçilerimizi. Nasılsınız? Like atmayı unutmayın. Kimi tutuyorsunuz yarışmalarda? Kuzey de izleyecek bunu. Kuzey. Bence. Salim ve Kuzey'i. Salim ve Kuzey'i. Salam dostlar, ne dedi? Evet arkadaşlar, odaya geldik. Ellerim ayaklarım titriyor çünkü daha yeni story paylaştım. Annemgil de görmüş. Arkadaşlar, Azerbaycan bekle beni yazdım. Evden kaçtım, tek başıma geldim yazdım. Buraya etiketledim. Şimdi annemgil arayacağım, bu arada terliklerim nasıl? Mük değil mi? Yakın çekim var. Şimdi arıyorum. Ya bir şey diyeceğim, acayip bağırırlar ya. Çok tepki verirler. Salim var ya. Babamı aramam. Annemi arayacağım. Ellerim ayaklarım titriyor. Ne diyecek acaba ilk aşkına? Bağıracak mı? Orada kal diyebilir. Yok be demez. Anne ne yapıyorsun? Neredesin sen? Anne ben şey İstanbul'dayım. Neredesin iki gündür? Anne İstanbul'dayım ya. Ya ne bağırıyorsun ya? Azerbaycan'dayım ya. Baban ömrümü yedi. Ömrümü neredesin? Babamı versene. Özledim o. Azerbaycan'dayım. Azerbaycan'dayım, Azerbaycan. Ne Azerbaycan'ı ya? Al inanmıyorsan dışarıya göstereyim. Vallahi. Story'me baksana. Yalan söylüyor. Yemin ederim uçakla geldim. Yemin ediyorum Azerbaycan'dayım. Anlatsana kanıtlayabilirim. Yalan söyleyeyim. Arkadaşına falan mı gittin? Ne yaptın? Yok. Dur nasıl kanıtlayacağım sana? Bekle. Azerbaycan. Beni göster beni. Evet. Ben neredeyim? Gözde onları kaçtı ya. Onlarla beraber gitti ya. Valla. Azerbaycan'dayım, geziyorum Allah Allah. Herkese salam. Bir de paramı harcadım, 18 bin lira verdim. Ne kadar verdin? Ve sizin evdeki kart var ya, onu götürdüm ben. Kart nerede? Yar. Ben iki gündür o kart varıyor. Anne. Şu mu? Anne. Gözde girle. Vallahi gözde girle lan. Ya şaka ya, uçak korkun var, nasıl gidiyor? Bir dur. Vallahi Allah. Hayır, sana Salim'e
küçük bir şaka yaptım. Türkiye'den Azerbaycan'a geldim. Bence küçük bir şaka. Şimdi var ya, o 20 bin 30 bin harcayacağım burada, iflas ettireceğim sizi. Ne? İflas ettireceğim sizi. Yarın falan gelmiyorum. 5 gün kalacağım. Cuma akşamı geleceğim. Bakarız. Aşırı sinirli. Bakarız, bakarız. Bakarız, bir şey olmaz. Hadi kapatıyorum, biraz daha üzeyim ben. Ya insan, iki gündür polise de mi gitmediniz, bu çocuk nerede diye ha? Gözde abla burada. Evet. Buna arkadaşlar, bir haftada 50 bin like gelirse tek başıma Amerika'ya gidiyorum. Araba mı alsam buradan? Burada arabalar ucuzmuş. Markete gidin de göreyim. Bak. Bak, hikayesine senden bahsetti diyor. Babam hikaye atıyor. Ona bakacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, babam hikaye atıyor. Ne diyor, evlatlıklar reddetti falan mı yazdı babam acaba? Babam konuşmuyor. Beni paylaşmış sadece. Hiçbir şey yazmamış. O zaman seni kesin reddetti. Arkadaşlar çok. Bugün gezmeye gidemedik arkadaşlar. Azel hastaydı. Bugün dinleneceğiz. Yarın tam gaz devam edeceğiz gezmeye. Bakın kimler geldi ziyarete. Muhammed Dali ve bana hediye getirmişler. Çok teşekkür ederim. Ve geldikleri anda Galatasaray 1-1 yaptı maçı. Nereden geldiniz? Karayel'den. Arkadaşlar burada story paylaşmıştım. Gelenler gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi sen de salla. Merhaba kızım. Seni seviyoruz. Arkadaşlar gol yedik, iptal edildi. 2-1 yaptılar. Offside. Yeneceğiz bu maçı. Bakın ben ne dedim? 3-1 dedim. Zaha. Offside. Offside bakın. Bakın. Ve spiker de Azerbaycan'da, bir şey anlamıyorum ama dinliyorum. Azerbaycan. Penaltı. Azerbaycan. Hadi, hadi ya. Kafayı yiyeceğim. En iyisini yaptı var ya. Gör lan. Aa, kırmızı gördü. Yukarıda atsın ya, yukarıda. Hadi yukarıda. Aşkın olayı mı? Okutturabilir. Icardi topun gerisinde. Var, o kanunuzu gülür. Kaçıracak gibi geliyor ya. İşaren gözlüğü. İşaren geldi. At bunu. Icardi! Lan! Fırsatı boşa verir. Icardi fırsatı boşa verir. Ben ne dedim? Hocam onun gibi değil sanki. 3-2 gol! Delireceğim öyle. Hop! Meydan. Oyundan kenar vazgeçmez. Oha ya. Destiklenmez bir gözlüğüne. 3-2-3. Icardi. Arkadaşlar maç 3-2 bitti. Şu an saat gece 3. Ben yatar. Yarın sabah görüşürüz. Hala 3-2 bittiğine inanamıyorum, yemin ederim. Arkadaşlar ben hazırım. O zaman gezmeye gidelim. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. AVM çok değişik bir tasarıma sahip. Ve denizin kenarında. Buradan alışveriş yapacağız. Annem bile belki hediye alırım. Belki yani, bir ihtimal. Bakalım Ankamol'den iyi mi burası? Biz Ankara'da bir Ankamol'ü biliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey gördüm, şuna bakar mısınız? Gözde abla, bundan kayak mı? Bundan kayabiliriz vallahi. Çok iyi ya. Arkadaşlar bir dört çok iyi. Hazırım. Yer gözlük deneyeceğiz ama acayip korkunç. Öyle mi? Yani şurada bile göstermiyorlar. İnsanlar korkmasın. Ne kadar korkunç. Görüşürüz. Var. Geldi. Gözde abla ne geliyorsun? Yaratık. Lan gerçek gibi ağzım ağzım. İyi bakıyor bana. İstemiyorum. Salim.
gidiyorum Gözde abla. Gidiyorum. Hayır. Gözde abla neredesin sen? Odaya giriyorum. Ben de giriyorum koridor. Abu. Orada gittim. Abu. Tepkiler verdiniz öyle ya. Tüm deniz mal eşitti sesimizi. Bakan oldu mu? Sakın edilir. Yani manzarası olan acayip bir yere geldim. AVM'nin çatısına geldim balkonda. Şimdi size göstereceğim. Aşık oldum resmen. Şuna bakar mısınız ya? Şurada lapa çekelim. Burada her şey evet lapa çekelim. Şurada acayip iyi bu arada. Size teker teker ne aldığımı göstereceğim. Daha çok şey alabilirim hatta. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz. Ondan sonra otele gideceğiz. Orada görüşürüz. Evet, sonunda akşam yemeğine geldik. Doymadık. Orada yedik. Şimdi bir daha burada yiyeceğiz. Gürcü restoranına geldik. Burada ne yiyeceğiz Gözde abla? Bir şey demiştin burada mi? Burada hengel yiyeceğiz. Böyle kıvrık kıvrık, içi arkadaşlar, yumuşak, sulu. Arkadaşlar TikTok'ta izlerken görüyordum. Evet, evet. Bunu denemek istiyorum, deneyeceğim. Hep de geceleri denk geliyordum Meret bana. Hep gece. Burada 100 kilo olup geleceğim eve. Biraz daha alışveriş yaptık, onu da otelde size göstereceğim. Yandım. Nasıl aldın abla? Suyunu yere dökmeyeceksiniz, içeceksiniz. Acayip iyi. 10'da 9. Arkadaşlar sonunda odaya gelebildim. Yine bugün saat gece 2'de geldim. Şimdi ürünleri göstereceğim size teker teker ne aldıklarımı. Toplam 80 manat tuttu. Yani 1200 lira. Daha 5000 lira 6000 lira. Yarın da AVM'ye gideceğiz. Orada da bir şeyler alacağım. Daha çok şeyler alacağım. Bugün aceleyle çıktık. Şimdi ürünleri gösteriyorum. En beğendiğim ürün bir bu şapka. Buna 25 manat verdim. Bu bereye 20 manat verdim arkadaşlar. Bu yüzüklere kaç manat verdiğimi bilmiyorum. 10 manat verdim herhalde. Kolyeye 10 manat verdim herhalde bunlara da. Şu kolyeye birini aldım. Buna da 15 manat öyle bir şey verdim. Bunu anneme aldım. Böyle kulak şeyleri, küpe tarzı. Bunu da birini aldım. Bu da küpe tarzı. Ve bunlar daha başlangıç. Yarın son gün arkadaşlar. Yarın harcayabildiğim kadar parayı harcayacağım. O zaman yarın görüşürüz. Kahvaltı yapmaya geldim. Otelin kahvaltısına. Burada kahvaltı yapıp bir duş alıp sonra yine çıkacağız. Bakalım bugün nerelere gideceğiz. Merhaba. Selam abi, selam. Kuzey selam. Selam. Senin futbolda tutuyor. Ali abi. Seviyorum. Azerbaycan Türkiye. Böyle bir yere geldik şimdi. Eski insanların işte tatlı. Bura ne diye geçiyordu? Arkadaşlar şimdi ateşgaha geldik. Eski insanlar burada ateşi tapıyormuş. Müze gibi bir şey yani. Şimdi burayı gezeceğiz. Burası eski insanların ibadet yeri gibi bir şeymiş arkadaşlar. Çok korkunç. Acayip korkunç. Burada ateş yanıyormuş. Aha, devam edelim. Çok korkunç. Burada ateşe tapıyorlar işte. Böyle bir adamla karşılaştım ilk geldiğimde, bayılıyordum korku. Burası da böyle. Değişik. Altta cam var. Kardeşim bak. Ayıp değil mi oğlum? Hayırdır? Bak bana ne yapıyor arkadaşım? Selam canım. Gideyim yatayım şöyle. Muhammed nereye gidiyorsun kardeşim benim? Nereye gidiyorsun?
Muhammed buradalar, Muhammed buradalar, buradalar Muhammed. Arkadaşlar Muhammed kayboluyordu az kız. Tamam. Tövbe de. Ne oluyor lan canım? Arkadaşlar çok korkuyorum. İçeride lan. Oda oda geziyoruz her yere. Ben buradan çıkayım, çok korktum. Burayı da gezdik. Korkutucu bir yer ama çok güzel bir yer. Şimdiki istikameti ben de bilmiyorum. Ya alışverişe gideceğiz ya da yemek yemeye gideceğiz. O zaman nereye gidersek orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bir yere daha geldik. Nereye geldik Muhammed? Kız galasına. Kız galasına geldik. Bana diyor, kız var şurada, ben de nerede diyorum. Şuradan bahsediyormuş arkadaşlar. Şura. Şimdi burayı da gezeceğiz. Buradan magnet falan alırım. Bunları da size göstereceğim. Yemek yemeye geldik. Gaynana restoranına geldik. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Ben bunu TikTok keşfetinde falan görüyordum. Şimdi deneyeceğiz. Masayı da size çekeceğim. Puan vereceğim. Arabam Dacia. Seviyorum çiftlere masa. Çocuk arabam Dacia söylüyor arkadaş. Ders çalışıyoruz. Değil mi Muhammed? Arabam Dacia. Seviyorum çiftlere masa. Keseyim mi? Kes. Doğum günü pastası getir. Cezene gözler. Yorucu bir günün sonunda otele geldik. O kadar çok hediye aldım ki nasıl göstereceğim hepsini bilmiyorum. Yarın uçakla Ankara'ya geri dönüyoruz. Acayip korku var içimde annemin ne tepki verecek diye. Şimdi annemle hediye aldım yumuşasınlar diye sıra sıra gösteriyorum. İlk olarak Azerbaycan'dan bir takipçimiz Muhammed Dali buradan selamlar. Anneme parfüm almışlar hediye. Daha açmadım annem açsın diye anneme götüreceğim. Burada bir tane Bakü Azerbaycan yazan zil var. Bunu aldım. Bu 8 manat. Bir tane stres top var arkadaşlar. Sallanırsa çok güzel bir ses çıkartıyor. Bunu da 4 manat aldım. Ve anneme bir tane daha hediye aldım arkadaşlar. Bu çok güzel. Taraklı ayna. Kuzey'de arkadaşlar Yorun'un tarağını istiyordu biliyorsunuz. Çok değişik bir tarak. Daha bitmedi. Azerbaycan Bakü yazan magnet aldım bir tane. Burada da bir tane magnet var. Camdan bu da. Anama bir tane daha hediye aldım. 10 manat falan arkadaşlar. Böyle Bakü yazıyor. Lan! Açıyorsunuz aynalık. Çok güzel. Bununla başka bir kişiye aldım kolye. Bu da Matara. Kendime aldım bunu. Kendime başka bir şey almadım arkadaşlar. Hep hediye aldım. Su falan koyabiliyorsunuz içine. Ve diyeceksiniz ki babana neden hediye almadım? Alıyordum arkadaşlar. Bunun büyüğünü setini alıyordum Matara. Azerbaycan'da bizi ağırlayan abla dedi ki bende bunun Matarası var ve saatleri falan da var dedi. Sen bunu alma dedi. Ben hediye edeceğim sana dedi. Onu da babama hediye edeceğim. Lan! Abla ne yapıyorsun? Son olarak o kadar çok hediye aldı ki bunları göstermek için Karabağ'ın simgesi olan 3 tane kolye aldım. Bunları da Mire'ye hediye edeceğim Gözde ablanın çocuğuna. Anneme hediye edeceğim ve Kuzey'e hediye edeceğim. 2000 years later. Otelden ayrılıyoruz. Hem üzüntülüyüm hem de annemgili özledim. İki duyguyu aynı anda yaşıyorum. Buradan da sabah kahvaltısına gideceğiz, sonra uçağa bineceğiz. Arkadaşlar şimdi at çiftliğine geldik. Burada kahvaltı yapacağız. Yine Muhammed burada. Bundan sonra da artık havalimanına geçiş yapacağız. Çok sabırsızım. Arabam nasıl? Seviyorum çiftlerim nasıl? Muhammed'le kahvaltıyı bekliyoruz. Şurası birazdan benim kilodan düşecek. Havalimanına geldik. Vedalaşırken biraz hüzünlü anlar yaşandı. Burada da Azel var. Azel'e de oyuncak aldık. Şimdi uçağın kalkmasına bir saat var. Şu üstleri giyeceğim lavaboda. Çünkü terledim. Arkadaşlar o zaman uçakta görüşürüz. Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda kullanabilirsiniz. Gidiyoruz arkadaşlar.
arkadaşlar. Şimdi Salim'i bekliyoruz. Kaç saat bekledik? Bir saat falan oldu. Bir saat. Tam bir saattir bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Salim gelecek. Ali sinirli misin? Sinirliyim. Niye? Sinirliyim işte. Bir şey söyle, nedenini bak, söyle. Yemin ediyorum yeni sitede bir kere markete gitmişimdir tek başıma. Onu da arkadaşımla Salim gittim yokken zaten. Gitti. Olsun, ay Salim bir gelsin. Aa, geliyor. Şaka yaptım. Bir sarılacağım. Böyle sarılacağım. Böyle içime sokacağım. Böyle annem diyeceğim. Arkadaşlar geldiler. Geldi. Gel lan buraya. Geliyorlar. Heyecanlı mıyız? Ağaç oldum ağaç. Evet. Gelin buraya. Gelin bakalım buraya. Kaçaklar sizi. Suçlular. Siz neredeydiniz? Ben Azerbaycan'dan gelirim. Hoş geldin. Ooo. Kokusuna bakalım. Ne yaptınız ya? Dur, şapkam çıkıyor. Bak. Hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, geldim, bu kadar bitti. Eğlendik. Harbi bir şey değil mi? Şimdi acayip böyle bir şey yoktu yani. Valla. Sen şimdi babanın göstereyim, böyle sakin olduğuna bakma. Ben zaten anladım o bakışla. Babama bakışa evde var. Hediyelerimle sakin. Ne hediyeler ya aldın bize? Yani 10 bin, 20 bin, 20 bin harcadım. O kadar. Hediyeler diyor, benim param harcamış gene. Ben kendime hediye alamıyorum. O değil. Mor kart. Azı. Görmedik ya. Ay kırkırım. Lan mor kart yok. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaçaklar evimize geldi. Buna 75 bin daha gelirse Amerika'ya gitmezsem adım Salih. Hayır, Amerika'da Ocak ya da Şubat ayı yine bir kaçamak Zanzibar. Bak görüyor musun hala? O zaman pasaportu çıkıyor artık. Tokyo muydu? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Olsun, kavuştum oğluma ben. Annem, sensiz ev var ya, bomboş. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gel bakalım, kapanışı sen yap. Kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kalın. Mutlu kalın.